Oh! Pardon beyefendi. Ne sert adam, aynı direk. Vay Sait! En kral arkadaşını tanımadın mı? Ben Ercan, 197 Ercan. Namı diğer üç kağıtçı Ercan, seni kim tanımaz? Paris'te olduğunu duymuştum. Yüksek matematik okuyordum, sıkıldım döndüm. Yemezler oğlum, Paris bu be, kum gibi karı kız kaynar. Senin gibi sıkı zampara Paris'te sıkılır mı? Kim bilir kaç kadının canını yaktın oralarda ha? Anlat anlat ne olursun. Anlatması müşkül, kitap gibi karıydı. Çevir çevir oku ha. Ben soyup soyup okudum. Aferin sana, tüh be. Ne oldu, nasırına mı bastın? Yok be, birden aklıma geldi. Şurada taksit ödeyecektim, üstümde de para yok. Ne zaman olur ki zaten? Adım boşuna mı çıktı üçkağıtçıya? Aa, ayıp ettim. Bırak şakayı da 500 lira borç ver, hadi. Veriyorum ama borç olarak değil, para senin. Niye? Kumarda benim paramı kaybedeceğine, kendi paranı kaybet diye. Ulan ne herifsin be! Sonra? Paris'teki sevgilimin adı Madeleine, fotomodel. Ağzından S harfi çıksa, soyun anlayıp tekmil giysiler fora. Allah be! Öyle bir karı ki, Allah dedirte dedirte en peygambersiz insanı dindar eder. Öyle bir vücut ki kıbleni şaşırırsın. Şaşırdım bile, şaşırdım. Bir gün eve gidelim dedim, ha? Karının nazı tuttu. Ha? Baktım hık mık ediyor. Sen beni iyi tanırsın. Karı kız konusunda şakam olmadığını bilirsin. Var mı benim gibi adama nazlanacak kadın? Madeleine diye bir Fransız sürtüğü, Sait kardeşine posta koyacak. Ben erkeklik kitabını yazmış adamım. Dayandım Madeleine'in evine, kapıya bir omuz, karı beni karşısında görünce buz. Tak asıldım saçlarına, çarptım yere. Affedin, sizi arkadaşım sandım da. Arkadaşınıza benziyor muyum, hı? Gözlerim uzaktan pek iyi seçmez de, yakından da bok ya neyse. Düşünün, bir keresinde otobüs yerine vapura binmişim. Bağışlayın. Çok ilginçti anlattıklarınız. Anlaşılan siz müthiş bir donjuansınız. Ayıptır söylemesi, biraz hızlı erkeğim. Ben aşk serüvenlerine bayılırım. Öykünüzün sonunu da merak ettim. Anlatır mısınız? Bir yerde oturup çay içsek anlatırdım. Teşekkür ederim. Estağfurullah, görevimiz. Affedersiniz, daha kendimi takdim etmedim size. Bendeniz Sait Sarıoğlu. Ben de Sevim Ferf... Oo, ben çok bindim. Neye? Teleferiye. Teleferik değil, ferferik. Sizinle tanışmaktan çok mutluyum. Ben koyarım. Aa, aa! Tüh be, yanlış yere koydum. Hay Allah. Görüşmek üzere. Burada oturuyorum. İstediğiniz zaman beni görmeye gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah! Benim de bir sevgilim var. Eve gidiyorum, eve! Buldum anneciğim, buldum! Ne buldun kız? Evleneceğim adamı. Aa. Aman ne iyi! Yalnız adam zengin mi, onu söyle bakalım. Bilmiyorum. Sarıoğlu ailesindenmiş. Sarıoğulları ne demek biliyor musun sen? Hem zengin hem soylu. Paşazade onlar ayol. Kız sen turnayı gözünden vurmuşsun. Boşuna mı Sevim demişler bana? Anasının kızı. Bu işe en çok baban sevinecek. Akşama müjdeyi ben vereceğim Hasibe. Aferin sana. Buldum teyzeciğim, buldum. Neyi buldun? Evleneceğim kızı. Sen Sarıoğulları ailesinin soyu kuruyacak. Evlen, çoluk çocuğa karış. Eve bir dişi kuş getir demiyor muydun? İşte o dişi kuşu sokakta birdenbire buluverdi. Ne? Sokakta mı buldun? Eyvah! Sokakta bulunan kuş ulan familya kurulur. Bu kuş başka kuş Matmazel Angel. Devlet kuşu. Devlet kuşu ya. Yapma deli oğlum. Evleneceğin kız kimlerden? Önce o lazım. Bize layık mı? Atları sanları ne bunların? Oğlum dellendin mi söylesene. Adı Sevim. Soyadı biraz tuhaf işte. Ferik, Erik, Kerik, Keklik!
Neyse, teleferik gibi bir şey işte. Sıkıldıkça bin dolaş. Aman bize ne ya? Benimle evlenince soyadı değişmeyecek mi? Benimkini alacak, sarı oğulları olacak. Evimize girecek gelinin ailesi de mühim. Soylu mu? Çok. Tepeden tırnağa soylu. Bunu hemen nasıl anladın? Bu kavundur ki dibini koklayıp anladın. Kavun değil, fıstık. Ben Paris'teyken bir Hint fakirinden insan ruhlarını okuduğumu unutuyorsunuz galiba. Bana kimse kül yutturamaz, kimse. Matmazel Anşer, biz gene de bir sorup soruşturalım. Haklısın Sam Efendiciğim.